arkadaşlar. Bizim annemin en sevdiği kitabı okuyacağız. Uyuyan Güzel'i beraber okuyacağız Su'yla beraber. Başlayalım mı? Çok güzel bir müziğimiz var. Kral ve Kraliçenin biricik kızı Aurora dünyaya gelir. Leylak perisi ve parmak perisi minik Aurora'ya hayatları boyunca bakmaya söz verdiler. Onu daima çok sevecek ve çok koruyacaklardı. Bütün perilerin lideri olan Leylak perisi Aurora'ya bilgelik, cömertlik ve dürüstlük hediye etti. Parmak perisinin çok güçlü, elektrik saçan parmakları vardı. Aurora'ya hayatı boyunca sahip olacağı gücü, enerjiyi ve iyiliği hediye etti. Ama sadece tek bir peri hediye balosuna çağrılmadı. O da karanlık dünyanın perisi Karaboz. Bebek Aurora'ya o da bir hediye vermek istiyor. Periler Karaboz'u durdurdu. Çünkü Karaboz'un vermek istediği hediye hiç de iyi bir hediye değildi. 16 yaşına geldiğinde bir iğne batacaktı parmağına. Periler buna izin veremezdi. Karanlık dünyadan gelen Karaboz'u durdurmak hiç de kolay değildi. Periler onunla savaşmaya başlamıştı. Karaboz bebeği perilerden istedi. Ona hediyesini kendi elleriyle vermek istiyordu. Ama periler buna katiyen izin verdi. Onu durdurmaya çalıştılar. Karaboz tam kötü büyüsünü yapacağı esnada parmak perisi bebek Aurora'nın önüne atladı. Kötü büyünün isabet ettiği parmak perisi ne olduğunu anlayamamıştı. Ama bebek Aurora'yı kurtarmayı başarmıştı. Bundan böyle kimse bebek Aurora'ya zarar veremeyecekti. Yıllar içinde büyüyecek, büyüyecek ve kocaman bir kız olacaktı. Acaba Karaboz tekrar peşimize düşecek miydi? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.